böyle keserek vermek istiyorum. Oldukça bir görüntü budur aslında. Ama hani ziyan oluyor, olmasın. Atıyoruz tabii. Yani. En güzeli. Şöyle tabağınızı alabilirsen. Tadını ben sizin dediğinizi anladım. Biraz masada şöyle öne getirin de devrilmesin. Evet. Çok mu uçtu kaldı? İsterseniz tabağınızı uzatabilirsiniz, evet. Nasıl olursa. Hani günlük bir masa gibi. Hani normal bir misafirimize de zaten hazırlayacağımız çeşitler gibi olmuş. Evet, bunlara geleceğiz, bunlara geleceğiz. Topkapılarımızı bir alalım. Buyurun, hayırlısıyla. Evet, kestiğim için kusura bakmayın ama bu çöpe gidecekti yalnız çoğu. O yüzden hani tadımlamanız lazım. Elimizden geldikçe çok iyi yaptınız. Görüntü zaten. Budur. Elin... Yani görüntü budur. Görün diye masada sunum yaptım. Ellerinize tabii. Sağlık. Güzel olmuş. Salatanızı da getireyim, bıçaklarınızı siz getireyim. Siz yemeyecek. Kadir Bey'e vermeyeceksiniz herhalde. Kadir Bey. Kendinize de. Ben şöyle birer çatal alırım herkese. Kadir Bey çok özür dilerim. Heyecandan estağfurullah. Olur tabii öyle şeyler. Siz şimdi ev sahibi olarak düşündüğünüz evet. için. Çok teşekkürler. Kendimi de unutmuşum. Evet. Hayır bir de pilav için ben kasaba gittim, bana vermedin aşk ya olsun. Ya işte şey o, aksilik oldu ya orada. Gül Hanım bir de servis alabilir miyiz ben lütfen? Ben de alabilirim. Tabii ki. Hani abimiz. Arsun Hanım en güzel masayı bende göreceksiniz. Yok mu? Evet, o Gül Hanım bugün bayağı heyecanlı. Aslında Gül Hanım ekranlarda program yapan birisi olduğu için lazım. Daha bir alışık evet. olması lazım. Bizler ev hanımıyız hani daha heyecanlı olmamız lazım. Kadir Bey sizin var değil mi? Var var var. Tamamdır. Gül Hanım sizin normal program... Daha mı stresli burası? Yıldız Hanım diyor ki onun daha alışık olması lazım. Hani bir şey biz... söyleyeyim mi? Şöyle söyleyeyim. Siz Yıldız Hanım dün yaşadınız. Benim mutfağın küçük olması beni çok geriye çekti. Yani kasıyor. O manada demiyorum. Daha böyle bir rahat olabilirsiniz manasında. Orada tabii eleştiri olmuyor. Orada bir sohbet ederek yemeğimizi yapıyoruz. Konuklarıma yemek yaptırıyorum. Ben de aldım dün eleştiriler. Yani ama... O zaman bir alkışlayalım hanımefendiye. Evet, ellerinize sağlık. Ay madem modunuz böyle yerine geliyor ha Yıldız Hanımcığım. Yok canım sağ olsun. Evet, ağzımıza bir fermuar çekiyoruz. Olur mu aşk olsun? Fikrinizi tabii ki söyleyin. Haydi buyurun bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Topkapı sarması ve salatamızı yediğimize göre Yıldız Hanımcığım nasıl buldunuz salata ve sarmayı? Ellerinize sağlık öncelikle. Şimdi şöyle bir şey, üstü güzel pişmiş tavuğun, yalnız altı biraz çiğ kalmış. Yani üst lezzeti... Size gelen kısım mı? Bilmiyorum yani alt tarafı üste göre daha az pişmiş, belki daha mı kalındı ama üst lezzeti güzel. Biz tavuğun. İkinciye yine bunu açtık Kadir Bey'le. Hı hı. Çünkü kasapta açtırmıştık ama evet. Yanlış geldi tavuğumuz. Öyle bir aksilik yaşadık. Beklettik yemeğimizi. İç pilavın malzemeleri güzel. Kuş üzümü var, dolma fıstığı. Siz ayrıyeten sultaniye üzümü koymuşsunuz herhalde. Sadece bana biraz baharatlı yani lezzet olarak daha böyle... bilmiyorum yeni bahar kullanmadınız herhalde buna. Sadece nane mi kullandınız? Nane, karabiber ve biraz da tarçın var. Tarçın. Ha biz yani yeni baharda. Tarçın olur genelde. Tabii tarçın olur. Yeni bahar olur. Hani iç pilavda biz öyle kullanırız. Dolma içi gibi. Lezzeti güzel mi peki? Orta. Orta. Diyorum. Evet. Peki. Salata nasıl olmuş? Salatayı beğendim. Güzel lezzeti. Murat Bey. Enize sağlık. Salatasından bakayım. Salatası gayet güzel. Yalnız biraz sosu bana eksik geldi. Az geldi. Yemeği, ana yemeği güzel olmuş. Pişmesi güzel. İçinde tarçını biraz daha fazla olabilirdi. Tarçın da boğardı böyle, çok konmaz. Ama hiç renk değiştirmedi. En fazla renk değişmesi hiç lazım. Hiç renk değişmemiş. Neden değişmedi? Çünkü biz bu kuş üzümünü, bunun rengini bozmasın diye tarçın bir kere renk vermez. O bir baharattır. Şu kuş üzümü biraz renk verir. Belki ondan aşınarsınız. Olur mu? Yeni bahar ve tarçın verir. Yeni baharı ben sevmediğim için hiçbir yemekte kullanmıyorum. O başka almıyorum. Ama dolma işlerinde. Sevmemeniz başka bir şey ama işte renk biz tarçını vermek. Bayağı koyduk. Ya bir yemek kaşığı değil. Yani bir çay kaşığına yakındı. Bir çay kaşığı koydu. Onları az bulmuşlar. Bir mama kaşığı falan mı bir istiyoruz? Bir çay kaşığı aynen. Az. Pilavın rengi değişmesi lazımdı. Tabii. Pilav değişmesi yani iç pilav... Yani tarçının aromasını almıyor musunuz? Almıyorum ben. Peki. Afiyet olsun. Aysun Hanımcığım nasıl buldunuz? Ben tavuğun lezzetini beğendim. Elinize sağlık. Afiyet ben tavuğu sevdim. Pilavınız arkadaşlarımın da dediği gibi rengi iç pilav renginde... Tarçın rengini değiştirmez ama bir yemeğin. En fazla yarım çay kaşığı daha koyabilirdim. Neden rengi değişmedi biliyor musunuz? Siz hep gördüğünüzde belki de kuş üzümünün rengini değiştirme özelliği vardır pilavın. Siz bilirsiniz Murat Bey. Ben bu kuş üzümünü çok fazla yıkadım renk vermesin diye. Ben böyle çamur gibi bir pilav sevmiyorum iç pilavını. Biraz berrak dursun. İçinde böyle eklemiş olduğum ürünler... Sizin aradığınız çamur gibi bir pilav mı? Zaten onu da söyleyecektim. Ben normalde diri pilavı severim. Ama bu biraz fazla diri olmuş.
Tavuğu peki, beğendiniz mi Aysun Hanımcığım? Tavuğu beğendiniz mi? İç pilavı beğendiniz evet, galiba. Evet, iç pilavı beğenmedim. Peki, Servet Hanımcığım son yorum sizden. Ben de beğendim tavuğu. Salatayı bu arada beğendiniz mi? Salatayı pancar salatası dediniz bize. Ama bu bildiğimiz mevsim pancarlı salata. Pancar ekledim. Mevsim salatası evet. Sırf pancar olsaydı belki yoğurtla düşünülebilirdi. O zaman pancar salatası demeseydiniz genel menünüzü tarif ederken. Benim için pancar, çünkü pancar komple buradaki rengi değiştirmiş farkındaysanız. Benim için de mevsim salatası. Afiyet olsun. Benim için Servet öyle. Hanım. Sizin için öyle olabilir. Ben de beğendim Kadir Bey. Tavuk üstü pişmiş, altı pişmemişti. Peki beğendiniz mi Servet Hanım? Çok beğenemedim. Çok beğenemediniz. Salataya için... da salata güzel olmuş ama salata bildiğimiz mevsim salatası. Peki. Pancarlar birkaç tane rengelemiş. Afiyet olsun. Eline koluna sağlık. Salatayı ben çok beğendim. Sosu, lezzeti, pancarı da güzel olmuş. Şimdi önden sen arkadaşlar herhalde şeyden dolayı menüde pancar en başta yazınca yoğun bir pancar beklendi. Ama sonuçta hani pancar içinde görünüyor genel yok, anlamda var. Lezzeti sosu güzel olmuş. Arama motorlarına pancar salatası dediğimizde de bunlar çıkabiliyor. Servet Hanım bir tarif çıktıktan sonra bakar doğru siteler nasıl yandı. Tavuğun da sosu çok güzel olmuş. Tavuğun kendisi de bana gelen kısmı pişmiş. Sadece iç pilavının ben şeyini az buldum. İç Antep'te kereste diyorlar, onlardan öyle öğrendim. Baharat kısmı az olmuş. Evet, o yani biraz bir beyaz bir pilav gibi olmuş ama kuş üzümü, kuru üzümü gayet güzel, lezzeti yerinde. Ben beğendim. Tabii peki, olabilir. Daha güzel. Elinize kolunuza evet. Sağlık. Şimdi tatlımız geliyor. Hadi inşallah. Hadi bakalım işleli muhallebimiz nasıl olmuş? Şöyle sizinkini alayım Aysun Hanım. Gül Hanım nasıl bir aşçısınız hiç anlamadım. Tarçın renk verir. Bütün malzemelerde de kullanıyorum ben. Evet, vişneli muhallebiydi değil mi? Adını yanlış söylemiyorum. Evet. Peki, acaba dedim hani size özel bir ismi falan varsa ona göre. Bana özel değil. Peki. Hazırsanız buyurun tadına bakalım. Bismillah. Yıldız Hanım'ın gözler parladı. Beğendim mi? Beğendiniz mi? Yiyeceğim mi vallahi? Vallahi yiyin bitirin, afiyet olsun. Murat Bey. Beğendim. Sunumu da çok güzel. Kıvamını da çok çok güzel tutturmuş. Elinize sağlık. Evet, şimdiye kadar gelen en güzel sunum buydu. Hem sunum hem lezzet olarak en güzeli buydu. Anam şimdi övdünüz mü, gömdünüz mü ben anlamadım. İltifat ettiler bana ama... Bana moral olsun diye mi yaptın? Hayır. Gerçekten her şeyle çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel. Servet Hanım? Güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.